Bir sakatlık yaşadı. Çok önemli bir maçta çok özür dilerim. Yani. Bekletmeyelim. Telefon attığımızda Volkan Demir var. Bizden önce de transfer raporundaydı kendisi. Mesai sizde hiçbir zaman bitmiyor tabii ki Volkan Demir. Buruma gelişmesini seninle de konuşalım isteriz. Hoş geldin. Birkaç gündür Hollanda basını da dahil olmak üzere birçok basın kuruluşunda zaten haberleştirilmişti. Buruma tabii isim olarak biraz sürpriz gibi değerlendirilebilir. Çünkü bekleneni verememesi dolayısıyla Galatasaray sonrası diyelim, Leipzig sonrası diyelim, bekleneni verememesi dolayısıyla biraz kariyeri düşüşte olan bir oyuncu gibi gözlemleniyordu. Fakat şunu söyleyelim, Fenerbahçe'de transfer tamamen Jorge Jesus'un ve onunla birlikte göreve gelen Mario Branco'nun yönlendirilmesi doğrultusunda ilerliyor. Şimdi Bruma'yla muhtemelen görüşmüştür Jesus ve son durumu hakkında bilgi almıştır. Ondan faydalanabileceğine inandığını düşündüğü için de bu transferi gerçekleştirmiş. Şimdi çok maliyetli bir transfer gibi durmuyor. Tam detaylarına hakim olmamakla birlikte bir kiralama bedeli çok düşük. Veya yok da diyorlar. Yani kiralama bedeli olmayabilir diyorlar. Maaşını ödeme karşılığında bir anlaşma yapılmış olabilir diyorlar. Yani şu anda bilgiler çok şey değil, net değil. Ama uygun maliyetli bir transfer olduğu söyleniyor. Bir yıl kiralık ve Fenerbahçe'nin rotasyonda kullanacağı bir oyuncu olarak geliyor Bruma şu anda. Ve şunu da ifade edelim. Bu transfer sadece Bruma'yla kanat transferi kapanacağı anlamına gelmesin. Fenerbahçe başka bir kanat oyuncusu daha alacak. Biraz burada Diego Rossi durumu belirleyici olacak gibi duruyor. Diego Rossi'nin satışı gerçekleşirse o zaman daha net, daha geriye dönük belki yaş olarak da oyuncular olabilir ama şu anda bu şartlarda, Diego Rossi'nin takımda kaldığı şartta Fenerbahçe'nin bir numaralı adayı Bruno Henrique kanat için. Bruma'ya rağmen Bruno yine yapılabilir diyorsun yani. Yapılabilir değil. Yani Bruno Henrique veya başka bir isim ama bir kanat oyuncusu daha alacak Fenerbahçe. Hatırlayın, Melike senle yayında da çok konuştuk bu konuyu. Jorge Jesus'un basın toplantısındaki cümlesi. Bu takım iyi bir takım, hücum bölgesinde çeşitliliğe, zenginliğe ihtiyacı var diyordu. Şu anda bir yapılan ilk transfer Lincoln Henrique, bir kreatif orta saha oyuncusu, ofansif orta saha oyuncusu. Yapılan ikinci transfer bir kanat oyuncusu, Fenerbahçe'de belki de yıllardır olmayan bir safkan kanat oyuncusu. Ve Bruno Henrique de yine ismi geçen ve transfer ihtimali çok çok yüksek olan bir isim. O da yine bir kanat oyuncusu, skorer bir kanat oyuncusu. Bir santrifor transferi olacak. Serdar Dursun'un dışında bir santrifor transferi olacak. Onunla da düşünürsek yani transferlerin önemli bölümü 3. bölgeyi zenginleştirme amaçlı yapılıyor Fenerbahçe'de. Volkan Demir, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi geceler dileyelim biz de sana.